Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zamına çevrilirken, enflasyon verileriyle ipuçları da geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu dün Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak, Nisan enflasyonu %31.71 gerçekleşti. 4 aylık enflasyona göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %31.71'e ulaştı. Memurlara ve memur emeklilerine ise %24.21 fark oluştu, böylece Temmuz zamları şimdiden %31.21'e yükseldi. Geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre, aile yardımı dahil en düşük memur aylığı 6.429 liradan 8.435 liraya yükseldi. Ek ödeme dahil en düşük emekli aile ise memurlarda 4.289 liradan 5.628 liraya, esnafta 2.948 liradan 3.883 liraya, 2.000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.336 liraya çıktı. Ocak'ta en düşük emekli aylığı Bağ-Kur tarımda 2343 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2041 liraya çıkmış. Bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 2500 liraya tamamlanmıştı. Temmuz'da bu maaşlar şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre bağ kur tarım emeklilerinde 3086, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2688 liraya yükselecek. Tüm bu tutarlar mayıs ve haziran verilerine göre daha da artabilecek. Ocak'ta memurlara ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ek iyileştirme yapılırken Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinde en düşük maaş 2500 liraya yükseltilmişti. Temmuz'da toplu sözleşme zammının artması, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin taban maaşının yükselmesi gündeme gelecek. Temmuz 2022'de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Ocak 2022'de olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan %7 oranındaki artışa ilaveten Ocak ayında verilen %7,5 zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. En düşük emekli maaşı Ocak döneminde %66 artışla 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilmişti. İlave zam olmadan, beklenen aylık 6 aylık enflasyon rakamı %34,62'ye göre 3366 TL'ye yükselecek. Sosyal refah düzenlemesi ile emekliler için de %2, 5 luk ilave zam oluşması durumunda bu rakam, 3428 TL'ye ulaşacak. Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, 2021'in son 6 aylık, Temmuz-Oralık, döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise %5'lik Ocak ayı toplu sözleşme zammına %2.5'lik ilave yapılmış böylece toplam zam %30.95'e çıkmıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin zam oranı da 6 ayda oluşan enflasyona göre %25.46 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca en düşük sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emekli maaşı da 1500 liradan %66.6 artışla 2500 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise Temmuz ayına ilişkin zam hesapları yapmaya başladı. İlk 3 ayda Ocak, Rubat, Mart ortaya çıkan rakamlar ve Nisan, Mayıs, Haziran ayına ilişkin enflasyon tahminleri ise Ocak'ta yapılan zamın da üzerine çıkılacağına işaret ediyor. Ocakta %11.1 olan aylık enflasyon şubatta %4.81, Mart'ta ise %5.46 olarak gerçekleşmişti. İlk 3 aydaki rakamlara göre kümülatif enflasyon %22.80 olmuştu. Memurun son zam pazarlığı 2021'de yapılmıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi Temmuz'da %7 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon Ocak'ta yapılan %7.5'lik mı ne kadar geçerse o da fark olarak maaşa yansıtılacak. İlk 3 ay için %15.30 zam farkı 22.87.5.15.30 oluşmuştu. Böylece şimdiden toplam zam %7.15.30 %22.30'u buluyor. 5 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak Nisan ayı enflasyonuna ilişkin %5-7 arasında tahminler var. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayı da alacakları artış oranları ile ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan tüfe endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64 e çıktı. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının %22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 3 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. İlk 4 aylık enflasyon verisi de 6 Mayıs cuma günü belli olacak. Bunun dışında Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %42.8 olarak duyurdu. Yine Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki sonuçları da geçen hafta açıklanmıştı. Tüm bu verilerden sonra 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranını hesapladık. Böylece Temmuz ayında zamlar için geçerli olacak 6 aylık enflasyon oranı tahmini olarak ortaya çıkmış oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu 6 aylık oranın yarısı belli olmuş oldu. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon artış oranı %22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi 3 aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar 0 bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki sonuçlara göre ise 6 aylık enflasyon oranı %34,62 oldu. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz'daki enflasyon artışı %34,62 olarak uygulanacak. Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri gibi yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Mart enflasyonuna göre 3 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte %7.5 oranında toplu sözleşme zamı almışlardı. Temmuz'da ise yine %7 oranında toplu sözleşme zamı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında %7.5 oranındaki Ocak zamını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Mart ayı enflasyonuna baktığımızda 3 aylık oran %22.81 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı %15.31 oldu. İlk 3 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da %7-15-31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı %22.31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs-Ev-Haziran enflasyonları da eklenecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki sonuçlara göre 6 aylık enflasyonun %34,62 çıktığını söylemiştik. Buna göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise %27,12 olarak belirlendi. %7'lik toplu sözleşme artışı da buna ilave edildiğinde toplam oran %34,12'ye çıkacak. Yapılan bu hesaplamalar sonucunda %34, 62 lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6.429 liradan 8.622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 liradan 5.753 a. Esnafta 2.948 liradan 3.969 a. 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 3292 liradan 4432 liraya çıkacak. 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2500 TL’ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek. Emekliler ve memurlar için Ocak ayında meclisten çıkartılan yasalarla zam imkanı tanınmıştı. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede %5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak %7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran %30.95 olmuştu. Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin %7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bu konuda çalışma yaptıklarını ve yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Bu durumda hem taban maaş artışı hem seyyanen ilave artış ve toplu sözleşme zam oranının güncellenmesi formülleri uygulanabilecek.